Bodrum'da Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii imamı Şeref Aran, yol ortasında tartışma yaşadığı bir şahıs tarafından darp edildi. Şahıstan şikayetçi olduğunu söyleyen Aran darp raporu aldı. Olay Kıbrıs Şehitleri Caddesi Emniyet Kavşağı'na yakın bir noktadan meydana geldi. Elektrikli bisikletini tamirciden alıp telefonla mesaj yazarak giden İmam Şeref Aran'a bir şahıs "Önüne baksana, kızımı eziyordun" diyerek seslendi. Çıkan tartışmada şahıs tarafından darp edilen Aran, 112 acil sağlık ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii imamı Şeref Aran, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı. Merkez Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii İmam Hatip'iyim. Elektrikli istedim, tekeri arızalandı. Cami gidip gelmeyi kullanıyorum. Sabahleyin tekeri için Kuveytörd karşısındaki bisikletçiyi verdim dokunması için. Öğleden sonra gel dedi. Namazı kıldım. Yavaş yavaş cezaevinin karşısından kıyıdan geliyordum. O esnada bir mesaj yazıyordum. Önüme gelen kişi dedi ki yolda telefonla mı oynadın? Ben telefonla oynamıyorum dedim. Telefon mesaj yazıyorum. Çocuğumun üzerine çıkıyorum dedi. Ben dedim araçta değilim. Kenardan geçebilirdim ben. Bekle 2 dakika senin ifadeni alacağım dedi. Niye ifademi alayım senden dedim. Sen görüşün dedi. Ondan sonra yukarı doğru çıktık. Arkasından geldi. Benim üzerime yürüdü o esnada. Dedi ki işte sen dedi ifadeni alacağım. İşte görüşünde üzerime yürüdü. Sen ben niye ifademi alacağım dedi. Neyse yukarı çıktı. Ters yoldan gelmiş. Cezaevim oradan. Direkt olarak da motoru üzerime sürdü. Benim elektrik istediklerimi aldım. Tamir olmuş. O esnada yaptık. Yani o esnada bam gibi vurmaya başladı. Dedim ki özür dileyeceksin dedi. Benim kızımdan. Ben dedim senin kızın küfür etmedim. Herhangi bir şey de bulunmadım dedim. Yani sen niye özür dileyeceksin? Özür dileyeceksin lan dedi. Bilmem ne çocuğu dedi. Öyle küfür edince ondan sonra gibi. Neyse bu amcım vurdu. Ben de kalktım hemen plakasını okudum. Plakayı bakmam dedi. Burada dedi mobese kameraları var dedi. Kral gelsin dedi. Emniyet kimmiş lan dedi. Ondan sonra gittim emniyete. Emniyet tekniğine dedim ben anlattım durumu. Anlatınca içeri gir anlat dediler. Bak dedim adam orada bekliyor. Bir zahmet bir biz geliversin dedi. Kimse kıpırdamadı. Ben içeri girdim. İlk soldan odaya girdim. Orada dedim ki ya dedim. İşte bir zahmet dedim, bir yardımcı olur musunuz falan dedim. Ondan sonra acil etme dedi. İşte yaparız, yardımcı oluruz. Hemen ne bu acil dedi. Ya dedim bak adam gidiyor. Bekliyor dedim siz dedim. Adam ilgilenmedi. Ondan sonra gel dedi ben sana dedi şuraya yardım edeyim. Ya sen şuraya bir gel dedim ben. Sen bana emredemezsin. Sen beni bağırıp çağırın. Ben seni niye bağırıp çağırın dedim ya. Sen burada emniyet görevlisin. O köşeye geçince tekrar dedim ben tamam istemiyorum senin gösterdiğin yolu ben. Aradım 112. 112 aradım. Dedim ambulans istiyorum. Tamam. Ondan sonra dedim ben 48 BJ 500 45 numaralı araştırdım. Bu şekilde bana yaptı dedim ben. Dedi, tamam dedi. Ondan sonra dedi ki böyle böyle siz dedi emniyete gidin dedi. Ya emniyete gideyim emniyetten çıkarıyorlar dedim ben. Tekrar aradım. İçeri girdim. Ondan sonra o gösterdiği yere girdim. Gösterdiği yerde de adam dedi sen buraya giremezsin dedi. Kardeşim ben girmiyorum. Sadece dedim ben. Sen buraya şikayet edemezsin. Ben dedim ben orayı gösterdi. O gösteren adam buraya gelsin dedi. Siz de tekrar emniyete 112 aradım. Dedim ben ne yapacaksınız? Yapın ben ambulans çağırdım. Ambulansım kadar. Buraya geldik. Bilmiyorum şu anda tabii ben kendisine söyledim dedim ben ameliyattayım. Sıkıntım var. Ama adam dinlemedi. Tabii şikayetçiyim yani. Olayın hemen ardından şahsın bulunması ve şikayetçi olmak için karakola gittiğini fakat kendisiyle ilgilenilmediğini iddia eden Şeref Aran, ben de 112'yi aradım ve ambulans istediğimi söyledim. Ambulansla hastaneye geldim dedi. Yüzünden darbeler alan Aran, hastanedeki müdahalenin ardından darp raporu aldı.